1200 senedir paslanmış. Hakikaten kapatmışlar. Şimdi Türkiye Gazetesi'ndeki o bir bilen vatandaşa bir sorsan, Kur'an-ı Kerim'i okumak asla doğru değil. Çünkü okursak yanılabilir diyor. E peki senin öngördüğün kitabı okursak yanılmayız diye kim diyor? Yani onun garantisi nerede? Değil mi? O Hüseyin Hilmi Işık'ın saadete ebediyesini öneriyor. Peki onu okursak yanılmayız. Nasıl yanılmayız? Yani nasıl garanti edeceksin onu bize? Öğret de tatmin olalım. Ya bırak. Yanılgımız Allah'ın kitabını okurken olsun. Yani senin neydi belirsiz, ne sebep belli olmayan fikirlerini, üfürüklerini okurken yanılana kadar. Değil mi? Bırak Namet Köprüsü'nden geçeceğim ve yani sular götürsün beni yani. Ha, tilki gölgesinde yatana kadar arslan yesin beni de arslan yedi desinler var. Yani Kur'an'ı okurken yanıldı desinler. Ne güzel Allah'ın kelamını okurken yanılıyor. Yani yanılacaksın. Öyle değil mi arkadaşlar? Değsin ya. Yani. Kaldı ki okumak için çalışacağız, çabalayacağız, tekrar tekrar okuyacağız, tekrar tekrar öyle öyle yanılgımızı azaltacağız. Yoksa bir insan bir işe ilk Bismillah, siftah dediğinde en mükemmel şekilde yapabilir mi ki? Biz daha bakar bakmaz anlayalım. Neyi olursa olsun. Yaptığımız şey güreş de olsa ilk başladığımızda erbabı olamayız. Kur'an'ı anlamak da olsa, okumak da olsa. Öyle değil mi? En mükemmel şekilde mi yapar insanlar ilk yapışlarında? Bilakis sonraki yapışlarında gider. Tekamül zaten bir sürecin adıdır ve o sürecin başlangıcı değildir. Ortalarına ve sonuna doğru aldığı adın adıdır. Kemale erme, olgunlaşma. Peki olgunlaşmanın başlangıcı hamlık değil mi? Elma olgunlaşıyor, zerdali olgunlaşıyor, kayısı bilmem armut olgunlaşıyor. Peki olgunlaşmadan evvelki haline ne diyorum? Ham armut diyorum. Şu armut olgunlaşmış diyoruz. Şu zerdali kızarmış. Şu erik yenecek halde tatlanmış yani olgunlaşmış. Ki o noktaya gelmeden evvel çatır çatır ekşiyor. Değil mi? Evet. Evet, sorumuz şu. Halk arasında yaygın bir şekilde ve suçlama aracı olarak kullanılan mezhepsizlik deyimi var biliyorsunuz. Yani birbirine kızan hemen mezhepsiz. Ya bunlar mesela insanların gözünden düşürmek için kimi insanlara bakıyorsunuz. O mu? O mezhepsizin biri filan. Türkiye'ye mahsus mudur? Diğer halk arasında da yaygın mıdır? Bilmiyorum. Ama Türkiye'dekini biliyoruz hep beraber. Yani bir ben değil, siz de biliyorsunuz. Bir adama gavur da deme mezhepsizdir. Yani mezhepsiz dedin mi o adam artık iler tutar yanı olmayan adam. Halkta böyle bir algılama var. Yani namusu yok, edebi yok, dürüst değil. Yani ne kadar pislik var, kötü hal var o adamda var gibi. Tek kelime adeta o anlama geliyor. Böyle sokak Türkçesi. Tabii bizim gibiler arasında böyle işte mezhepsiz bilmem ne olur mu olmaz mı bildiğimiz için o anlama gelmiyor. Ne demek istediğini anlıyoruz. Yani şunu demek istiyorlar örneğin bizim gibilere mezhepsiz demekle. Kaldı ki mezhepsiz filan değiliz de. Sanki şunu yani bir kere bilinçaltında hani bizim tuttuğumuz yolu tutmayan adamlar demek istiyorlar. O doğru. O anlamda kullanıyorlarsa gerçekten biz onların tuttuğu yolu tutmuyoruz. Yani ben şahsen milli görüşün tuttuğu yolu tutmuyor. Tutsam burada ne işim var? Onların yanında olur. Sizi de öyle düşünüyorum. Cemalettin'in mezhebinden dediğim yani onun tuttuğu yolu da tutmuyorum. Tutsam gelince ilk işim ona gitmek olurdu yani hiç son işim bile değil. Bu anlamda yani onların tuttuğu yolu tutmuyoruz. Yani onların mezhebinden değiliz. Bu doğru. Genel çerçevede söylüyorum. Ama bu arada benzer yanlarımızda örneğin ben namazı nasıl kılıyorum onu öyle kılıyor. O nasıl kılıyor ben de öyle kılıyorum. O da Ramazan gelince oruç tutuyor. İşte belli bir zamanında başlıyor, belli zamanda iftar ediyor. Ben de aynı şekilde yapıyorum. Hacı da keza öyle yapıyoruz. Birçok daha benzerliklerimiz işte görünce gülümsüyoruz. Yani gülümseme de güzel söz de sadakadır. Efendim tokalaşıyoruz, hatır soruyoruz. Birçok benzer yanlarımız var ama tümüyle birbirimizle beraber olmamıza yetmiyor maalesef. Yani yetsin için ileri gidelim diyoruz. Daha çok benzerliklerimizi daha çoğaltalım ama kapatmışlar, kilitlemişler, tartışmaya bile açmıyorlar. Yok diyorlar.
Siz bunu kabul ederseniz, edersiniz, etmezseniz bitmiştir iş. Yok. Yani ne yapalım? Yoksa yok. O zaman sen yoluna, ben yoluma demek sorumluluğu doğuyor kaçınılmaz olarak. Yani sen istemesen de buraya getiriyorlar işi. Ayrıca mezhepsiz olmak mümkün değil. Yani fiilen mümkün değil. Şimdi mesela mezhepsiz olmak tercüme edersek, yani mezhepsiz lafı x varsayalım matematik probleminde, aritmetikte. X'in yerine değerini koyalım. Yani bir amacı gerçekleştirmek, bir yere varmak için bir yol tutmayacağım. Yani yolsuz kalacağım demek. Yolsuz kalmak mümkün mü? Şu yani parasız anlamında yolsuz kullanmıyorum. Yani bu bağlamda söylüyorum. Şimdi bir düşünceyi gerçekleştirecekseniz, örneğin Kabe'ye gidecekseniz, ya hava yoluyla gideceksin, ya kara yoluyla gideceksin, ya deniz yoluyla, ya demir yoluyla, ya özel arabayla, ya yani neyle gidilir? Şimdi sivrisinekle gidilir mi? Gidilmez yani kanadına gidip. O zaman o yol, yol değil. Yani öyle yol yok. Öyle bir mezhep yok. İşte bu yolları tutarsan gidersin. Örneğin uçak bileti alırsan, binersen, işte Allah da kaza bela vermezse gidersin efendim. Arabayla da bir. Şimdi hem Kabe'ye gitmeniz gerek hem de hiçbir yol tutmayacaksınız. Yani ne uçak bileti alacaksın, ne bir özel arabaya bineceksin, ne trene bineceksin, ne otobüsle, ne gemiye. Peki nasıl gideceksin oraya? Rüyada. Hemen gideceğim rüyada. Aha gidersin rüyada. Seyahatlar rüyalardaki kadar kolay olsaydı yeryüzünde bu kadar nakliye aracını millet budurmadı hoş icat etsin. Değil mi? Yani bu açıdan gerçekten yol tutmadan olmaz. Yolsuz olunmaz. Yani yolsuz bir yere varılmaz. Şimdi filan konuda bir amelde bulunacaksınız. Yani yapacaksınız. Nasıl? Ya şöyle yapacaksınız, ya böyle yapacaksınız. İşte şöyle yaparken tuttuğunuz yol da bir mezheptir Arapçasıyla. Böyle yaparken tuttuğunuz yol da mezheptir. Örneğin Şafiler işte bir karısı da olsa kadınla eli değdi mi bir yol tutturmuş, o şeyden çıkarmış. Efendim abdest bozulur. Dolayısıyla tekrar namaz kılacaksa insan abdest almalı diyorlar. Onlar bu yolu tutturmuş. Hanefiler de Ebu Hanife'nin içtihadına bağlı olarak ne yapmış? İşte herhangi bir yeriniz kanar. O kanın miktarı da işte baş parmağınızı efendim yaydığınızda örtecek kadar olursa siz de abdestinizi yenilemelisiniz diyor. O da bu yolu tutturmuş. Yani o dün anlattığımız hadisten bu sonucu çıkarmış. Yani bu mezhebi benimsemiş. Bu yolu tutmuş. Şimdi ben öyle de yapmam, böyle de yapmam. Şöyle de etmem, böyle de. Peki nasıl edersin babam? Sen abdest almayacak mısın? Abdest almazsan abdestsiz de namaz olmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o bakımdan mezhepsiz olmak, yani yolsuz olmak demek mümkün değil. Fiilen mümkün değil. Nazari olarak da mümkün değil. Anlatabiliyor muyum? Efendim ayrıca ben mezhepsizim demek de boş bir laf olmaz. Mezhep kabul etmiyorum demek de boş laf. Bal gibi kabul ediyorsun. Mezhep kabul etmiyorsun. Yani bir yol tutmayı kabul etmiyorum diyen adam bir yere varabilir mi? Varamaz. O zaman bir yere varmak istemiyorum diyorsun. Senin maksadın ne? Bahçıvan dövmek mi? Olmaz. Bunlar boş. Yalnız şu olabilir. Yani şu ifade. Efendim Hanefi misin? Hayır. Ebu Hanife'den kabul ettiğim görüşler var. Örneğin Şafii'den daha doğru bulduklarım var. Bilmem Evzai'den filandan. Kimi konularda da kendi görüşlerim var. Yani kendi tuttuğum yollar mesele var. Yani bana has, bana orijinal, bana ait. Ama gene yolsuz değilim, dikkat edin. Ha? Yani böyle olunca yolsuz mu olur insan ya? Mezhepsiz mi olur? Hayır. Ama toplum toptan birini taklit etmeyi asırlardır hayat tarzı haline getirdiğinden sizin onların bu kalıbına uymayan haliniz, yani ben biraz evvel söyledim, o zaman bunu diyor mezhepsiz diyor. Ya kim demiş mezhepsiz? Senin mezhebinden değil. Ama
Herkes senin mezhebinden olacak diye bir ayet mi var? Yanında bir hüccetin mi var? Yok, o zaman ne diye böyle beni insanların gözünde yani ufalayıp atıcı anlama gelen şeylerle tanımlıyorsun? Allah'a nasıl hesabını verirsin bunu? Bu onun yanlışı yani. Yapmaması lazım. Böyle şey olmaz. Dört hak mezhep vardır, başkası batıldır anlayışı ne derece haktır? Bunun bir derece bile haklılığı yoktur. Dört mezhepten her biri de haklı olduğu yerler vardır, haksız olduğu yerler vardır. Bu dördün dışındakilerinde olduğu gibi. Nitekim ta başından beri yüzlerce mezhep çıkmış. Düşünen insanların, seviyesi yüksek insanların bol olduğu toplumda bir sürü de yol olur. Mesela trafiğin, arabanın çok olduğu ülkede yol çok olmaz mı? İşte Almanya'ya bakın, her tarafa, köylere bir ayrı yol var, otobanı ayrı, öteki yolu ayrı, böyle. Yoldan geçin. Vasıtası az, yani düşüneni az. Türkiye gibi yerlerde de bu kadar bir yol, bol yol yok. Niye Peygamber zamanında onu takip eden zamanda bol mezhep vardı da bugün hiç kalmamış. Dördünü heykelleştirmeye çalışıyorlar. Beşinciyi bile aralarına almaya rızaları yok. Trafik yok, vasıta yok, bilmem ne yok da ondan. Yani düşünce ya, düşünce trafiği yok. Düşünülmüyor. Fikirler vızır vızır gidip gelecek olursa yol lazım. Fikir olmayınca yol ne gerek? Vasıta yoksa yola gerek var mı öyle? Ata yol lazım mı? At tarladan da gider. He? Hendekten de gider yani. Ama arabaya yol lazım. Otomobile yol lazım. Kamyona yol lazım. Fikre de yol lazım. Tefekkür yoksa yani fikir yoksa yol ne gerek? Niye mezhep konusunda böyle kurumuşuz bugün? Onun üstünde yani o yollar üstünde gidip gelecek fikir yok yani. Fikir trafiği yok. Tefekkür yok. Hiç vasıta olmayan bir ülkede yol olur mu? Ne gerek var ki olsun? Fikir olursa zaten fikir yolu açıyor. Eskiden işte at arabalı örneğin. Ham yolda gide gele mesela en azından tekerlerinin bastığı yerlerde otlar kuruyor, ediyor. Ve oradan anlıyorsunuz ki yani bu işte araba yolu. Ha? Ama o orayı yol eder yani o mezhebi. O fikir, yani üstünden geçen araba açtı. Öyle değil mi? Mesela bir kamyon, bir arabaya gide gele bir yerden bakıyorsunuz orası kelleşiyor. Yani belli ki bir yollaşıyor. Ondan sonra mezhep çıkıyor. Önce fikir olacak, din olacak yani. Ondan sonra mezhep çıkacak. Yani vasıta din gibi, yolda mezhep gibi. Yani mezhep de yol gibi. Anlatabiliyor muyum? Evet. Mezhebin haklılığının veya batıllığının ölçüsü batıl görüşlere dayandırılır, batıl delillere dayandırılır ya da hiç delile dayandırılmazsa bir görüş o zaman batıl olur. Yani Şia batıl demek onların görüş ya da o görüşlerin dayandırıldığı delillerin batıl olmasını gerektirir. Öyleyse batıldır diyebilirsiniz. Sünnilikte de yani en genel isimler bunlar. Bir sürü batıl görüşler var. Şiilikte de var. Siz tutar örneğin İslam'ın varlığını Allah'a değil de Ali ile Hüseyin'e bağlarsanız belli ki o kadar güçlü varlığa yani Allah-u Teala'ya bağlayacağınız yerde onun yarattığı kullardan birine, ikisine bağlarsanız belli ki çürük kazağa bağlamış olursun. Yani Ali ile Hüseyin çürük anlamında söylemiyorum. Allah'ın yanında kim çürük değil ki, kim zayıf değil ki bu anlamda söylüyorum. Yani İslam varlığını yalnız ve yalnız Allah'ın varlığına borçludur. Ne Muhammed'in varlığına borçludur, ne Ali'nin, ne Hüseyin'in, ne bilmem Ercüment'in, ne Hasan'ın, hiç. Olur mu öyle şey? Diyelim verdi görevi, Muhammed yapmadı ya da yapamadı. Ona yapacağını yapar Allah, bir başkasını bulur. Allah'a zor mu var? Öyleyse İslam varlığını demek ki nihai olarak elçisine bile borçlu değil. Allah'ın kendisine borçlu. Bunu iyi bilmekte yarar var. İşte bağnazlık gösterip dar görüşlülükle Ali'ye, Hüseyin'e bilmem neye bağladınız mı onların taraftarı oluyor. Onlarla ilgili ön kabullerinizi
bir türlü vazgeçilmez hale getirdiniz mi işin içinden çıkılmaz boyutlarda sonuçlar doğuyor. Bu da insan için hiç iyi olmuyor. Mezheplerin işlevlerinin olduğu alan neresidir? Allah-u Teala'nın açıkça kullarına şöyle şunu yapın ve şu şekilde yapın diye tek anlama gelen şekilde söylemediği alanlardır. Söylediği alanlarda herkes, Şiisi, Sünnisi, Ötüsü, Berisi, herkes sizin tek mezhebi, yani yürüyeceği, o işi yapmak için yürüyeceği tek yolu vardır. Örneğin, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize gelen nakillere göre, yani gerek ameli nakillere, gerekse kavli, yani sözel nakillere göre, namazların, farz namazların rekatlarıyla ilgili ikinci bir yol yok. Sabah namazı 2 rekat, öğlen 2 rekat, işte 4 rekat, ikindi 4, akşam 3, yatsı 4. Bitti. Hiçbir ihtilaf, yani bir ikinci yol açılıp da akşama 2 kılan bir minibüs dolusu da olsa bir cemaat çıkmamış bu yani. 1400 kişi. Hakikaten hiç. Bir sürü birbirinden farklı düşünenler, amel edenler şu konuda bu konuda çıkmış ama asla örneğin akşamı 2 rekat kılan ya da 4 rekat kılan kimse çıkmamış. Bu neyi gösteriyor? Bu konuda neyi nasıl, yani namazı nasıl ikame edeceğimiz, namazı ikame etmek Allah'ın emri. Onun için tutacağımız yol da nasıl kılacağımız. Gerçi Kur'an'da namaz rekatlarının erkanı var ama bunu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın insan olarak, bizim bir benzerimiz olarak bize örneklendirmesi bizim için büyük bir nimet. Allah'ın lütfu. O öyle kılmış ve biz de onun yaptığı gibi kılıyoruz. Hiçbir ihtilaf yok. Tek mezhep var bu konu. Yani tek tutulan yol var. Anlatabiliyor muyum? Ama bakıyorsunuz mesela 5 vakit namazı 5 vakitte kılma konusu ya da 3 vakitte kılma konusu. Biz çıkarmıyoruz. Yani bize gelen nakillerden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın 5 vakit namazı ekseriyetle, yani genel olarak 5 ayrı vakitte kıldığıyla ilgili. Ama yine gelen rivayetlerden bazılarına göre, ravinin de söylediğini göz önüne getirirsek, diyor ki biz bir gün Medine'de idik. O gün herhangi özelliği olan bir gün değil. Ne yağmur vardı, ne çamur vardı, ne rüzgar vardı, ne bir telaşımız, ne bir düşman korkumuz, ne bir, yani hiçbir fevkaladelik yoktu. Normal günlerden bir gün. İşte o gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Mescid-i Nebevi'de bize öğlen namazını kıldırdı. Arkasından Bilal'e dedi ki, kendisi ayağa kalktı, Bilal'e dedi ki, ikamet et. İkindi için ikamet. Bize de döndü dedi ki, daha yükselterek sesini, şimdi size ikindi namazı kıldıracağım. İkindiye niyet ederek bana tabi oldu. Ve biz onu dinledik, onun yaptığı gibi yaptık. Akşama kadar da başka namaz kılmadık. Rabbi. Akşam oldu. Akşam namazı kıldırdı Resulullah bize. Arkasından yine Bilal'e dedi ki, kalk ikamet et. Yatsı için ikamet et. Bize de dedi ki sesini yükselterek, size şimdi yatsıyı kıldıracağım. Yani akşamdan selam verdikten sonra. Hemen. Bana yatsı için tabi olun. Yani ona niyet edin. O böyle yaptı, sabaha kadar başka namaz kılmadık. Yani başka namaz, o gün namaz denildiğinde, dün filan da değildim, dikkat edin, yalnız farzlar kastediliyor. Namaz farzsa bir kelime, yani salat denildiğinde diyelim Arapça. Nafile namazlar için nafile kullanılıyor, namaz denmiyor, salat denmiyor. O da salat ama nafile diye geçiyor günlük ıstırapta. Namaz dendiğinde, salat dendiğinde yalnız farz namazlar anlaşılıyor. İşte bu rivayet farklılığı, diğerine nispetle zayıf da olsa, Peygamberin arada sırada da olsa yapılabilirliğini göstermesi açısından diye mütalaa ediyoruz. 5 vakit namazı 3 vakitte ama yine 5 namaz olarak kıldırdığını gösteriyor. Öyleyse Müslümanlar hiç de zarurete filan ihtiyaç duymadan, çünkü zaruret hali diye bir halden
kesinlikle bu konuyla ilgili rivayetler bahsetmiyor. İsterse kılabilir. Yani öğleden sonra ikindiyi ekler peşine. Niyete ber ikindiye bunu da kılar, biter, akşama kılar, namazını bitirmiş olur. Akşamdan sonra da yatsıyı ekler, sabaha kadar bitirmiş olur. Bu onun bileceği işte. Yani yapılabilir. Kimse böyle yapana, Resulullah böyle yaptığı için aleyhissalatü vesselam bir şey diyemez. Ne diyeceksin? Resulullah'ın yaptığını yapıyor. Ekseriyet de olur. Ekseriyet meselesi değil. Yani isteyen böyle yapabilir. Bilmem anlatabilirim. Mesela bugün İran'da İtna Aşeri yani 12 imamcı denilen 12 imama inançlarıyla temayüs eden Şia, yani onların Caferiye fıkıhta İmam Cafer-i Sadık'a tabi olan kolu ki İran'dakiler hemen hepsine yakını Caferidir. Onlar genel olarak bunu böyle yapıyorlar. Yani 5 namazı 3 vakitte kılıyorlar. Ben şahsen böyle yapmayı tekfir edemem. Yani bu İslam dışı bir şey diyemem. Nasıl derim ki peygamberin böyle yaptığıyla ilgili bir rivayet var ise ki var. Biz de yayınladık işte. Ama asıl olanın kendileri de biliyor. Asıl olanın onların yaptığı gibi değil, onların dışındaki Müslümanların yapa geldiği gibi 5 namazı 5 ayrı vakitte kılmak olduğunu onlar da biliyor. Eğer o yıllarda ilginiz var idiyse, sanıyorum 82 yılında filandı, İranlıların yayınladığı Fecr diye bir galiba elçiliğin mi, Vezaret-i İrşad'ın mı filan yayınladığı bir dergi vardı. Orada Ayetullah Hümeyni'nin, Allah mağfiret etsin, gençlere tavsiyeler başlığı ile böyle 20-25 kalem veya 20 kalem şeyleri vardı. Ben onların dergisinden alıp iktibasın o günlerdeki sayısında yayınladım. Orada maddelerden birinde diyordu ki Hümeyni, gençler 5 vakit olan namazı 5 ayrı vakitte kılınız. Bu konuda Sünniler gibi yapınız. Yani İran'da öyle değil. İran'da 5 namaz 3 vakitte kılınıyor. Yani gene 5 namaz kılınıyor ama 3 vakit. Halen de o yaygın. Yani o tavsiye ediyor. 5 vakit namazı 5 vakitte kılınıyor. Onlar da biliyor ama toplum olarak öyle alışmışlar, bir türlü vazgeçemiyorlar yani. Mesela İran'da fazla ezan mezan da okunmuyor. Duyamıyorsun. Yani bizde 5 namaza 5 ayrı ezan okunuyor. Ezan duymadan olmaz yani, mümkün değil. Ama cami de az filan yani. Koca Tahran'da ben 6 kere gittim. Enteresan. Pek az bir öğleyin, öğle namazı kılınacağı zaman bir ezan okuyorlar. Zaten öğlenin arkasından da ikindi kılıyorlar. Akşama kadar boş, rahatlar yani bu konuda, boşlar. Evet. Mezheplerin işlevlerinin olduğu alanın neresi olduğunu anlatabildik mi? Yani tek yolun bulunmadığı, tek yolun bulunmadığı alan diye. Çünkü mezhepler yollardır. Tek yolun olduğu, herkes oradan geçecekse ne yapayım? Tır da oradan geçecek, taksi de oradan geçsin. Şu da oradan, bu da oradan ama birden fazla yol varsa isteyen oradan gidebilir. Belki de şurada mesela İstanbul'a giderken bazı yerler var. Bir paralı işte otoyol var. Bir bilmem parasız diğer yol var. Filan kamyon bakıyorsun parasız yola giriyor. Yani oradan İstanbul'a gidiyor. Falan tır da veya yolcu otobüsü de işte paralı yola giriyor. Oradan gidiyor. Yani birden fazla yol varsa herhalde gidilsin diye vardır. Değil mi? Öbür Cemil meselesinde bir şey değinmek istiyorum. Cemil birleştirme ve bir mesele hakkında değişik mezheplerden faydalanmak konusunda görüşünüz nedir? Söyledik demin. Yani değişik görüşler mütalaa edilmeli. Hangilerinin delilleri daha güçlü ve görüşte taalluk ettiği meselenin tabiatına
en uygun bulunuyorsa, insan hangisine bu konuda yatıyorsa kafası, yani ikna oluyorsa, kalbi de onu tasdik ediyorsa, o görüş o kişiyi bağlar, ona göre amel etmeli. Böyledir yani, böyle benimsenir bir görüş. Evet. Mezhep farklılıklarından çıkan ayrılıklarda bu mezhep imamlarının ilk etapta rolü ne olmuştur? Ama bildiğimiz kadarıyla onlar da insandı, onların gününde de biraz ihtilaflar olmuş filan. O ona laf atmış, bu buna laf atmış, bilmem ne yapmış filan. Yani mesela Ebu Hanife ile ilgili, diğer imamlarla ilgili, yani mezhep imamları dediğimiz kişi müştehitlerle ilgili epey kırık dökük de olsa malumat var elimizde. Mesela görüşlerini ortaya ilk attıklarında Allah yer yerinden oynuyor. Tekfir edenler, bilmem ne yapanlar, vay işte bu Allah'ın Resulü'nün bildirdiğini bırakıp bilmem neyi, aklını delil ediniyor filan. Yani bu Hanife Ebu gibi çok suçlamalar yapılmış biliyorsunuz. Hatta onun da çok ikna edici, susturucu cevapları vardır. Birisi onu suçluyor. Diyor ki, sen Allah'ın Resulü'nden geldiği söylenen bir rivayeti bırakıyor, aklınla diyor, hüküm çıkarıyorsun. Bu İslam'a aykırı filan. Ebu Hanife'nin ona cevabı şu, diyor ki, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın söyleyip söylemediği kesin belli olmayan bir şeyi, belki onunla benim aramda bunu rivayet edenlerinin yanılgısını ilim kabul edip, yanılgısının ürünü olan rivayeti ilim kabul edip böyle içtihat etmektense, kendimi yani peygamberi sorumlu yerine sokmaktansa, ya söyleyip söylemediği belli olmayan bir sözden dolayı kendimi o yükün altına atmayı tercih ederim. Bunu takvaya daha yakın buluyorum. Bunlar susturucu oluyor ama ikna edici olmuyor. Yani gene de onu suçlamaya, hatta tekfir etmeye çok çok büyük şey yapıyorlar. Mesela hatta bu suçlamalara karşı onun meşhur bir cevabı daha var, hatırlayacaksınız. Eğer diyor söylediğiniz gibi yapsaydım ben, yani aklımı dinde, biz de hep öyle suçlanıyoruz ya bu rasyonalizm falan diye, aklımı diyor dinde esas alsaydım, Allah'tan gelen nasları ve Resulullah'tan olup olmadığını tahkik ettiğim ve kail olduğum rivayetleri değil de aklımı esas alsaydım, meninin diyor necis olmadığını biliyorsunuz. İdrar necis. Necis olan şey insan vücudundan çıkınca insan gusletmeli der. Efendim meni şey yapınca, akınca da düz normal abdest almalı derdi. Çünkü akıl bunu gerektirir. Yani necis olan bir şey insandan çıkınca insan çürük olmalı. Ağır külfet altına girmeliyiz. Ama diyor biz, bize gelen haber Allah'tan ve Resulü'nden böyle. Onun için biz, yani aklımız onlara teslim olur. Onun için böyle yapıyoruz. Yani biz diyor muyuz idrar eden gusletsin, işte menisi gelen de normal abdestle idare etsin. Böyle bir şey dedik mi? Diyor muyuz? Hayır. Susturucu çok akli cevapları var. O da o zaman böyle suçlanıyor. Hiç ondan konuşulmaz. Çoğu öyle söylüyor. O kim ne dese herkese laf yetiştirir. E tamam, siz de yetiştirin. Yani sizin ağzınızı bağlamıyor ki. Adam ikna edici konuşuyorsa o da mı suç? O da suç tabii. Yani her devirde, yalnız şimdi değil. O zaman da böyle olmuş. Bizim doğru Müslümanlar olarak görüp değerli bulduğumuz Ebu Hanife İmam Şafii'nin kendi yaşadıkları dönemde bizzat olumsuz etkileri olmuş mudur? Allah-u Alem birinci derecede olmuş görünmüyor. Yani elimizdeki bilgiler kendileri arasında böyle bir ihtilafın, böyle büyük ihtilafların olduğunu göstermiyor. Görüşüm farklı diyor. Efendi adam biliyor yani. Erbap ikisi de anlıyor ama bunların taraftarlığına soyulanlar, onların taraftarlığını yapanlar, yani Türkçe deyimimizde çok çok kullandığımız gibi kraldan fazla kralcılık yapanlar hırçı kalmış. Hatta o dereceye varmış ki Şiilerle Sünnilerin savaşması bir tarafa, defaatle tarihte bir değil, beş değil. Şafilerle Hanefiler savaşmış. Vay bizim imamımız daha büyük, yok bizimki daha büyük. Bir düşünün yani, ölenin ve öldürenin de cehenneme gideceği bir savaş mı? Ha seninki büyük olsun, tamam ya, Allah Allah. Savaşın lan, Müslüman birbirini öldürür mü? Hem de ne sebeple bu sebeple ya, bizim imamımız daha büyük.
Hani benim abim senin abini döver filan. Evet, çocuk aklı bu. Mantık başka türlü mü Allah aşkına? Aynı mantık değil. Böyle şey olur mu? Ama olmuş maalesef. Kılıç kılıca dünyanın adamını öldürmüş. Taraflar bildiğim gibi. Tarih yazıyor bunu yani. Ben müdür müyüm? Tarihi olarak öyle gelmiş. Mesela bugün yani devletlerin de biraz mezheplere torpil geçmesi diyelim, toptancılık yapması. Örneğin İslam aleminde 600 yıl gibi uzunca bir süre kesintisiz hakimiyetini sürdüren Osmanlılar, Türkler kolay gelmiş, şu olmuş, bu olmuş, Hanefiliği benimsemiş. Tabii resmi mezhep haline getirmiş. Dolayısıyla nereyi? Fas'ı da almış, Cerbe Adası'nı da almış, bilmem Yemen'i de almış, hep işte Hanefi kadılar göndermiş. Öyle olunca, ister ister mesela şimdi buraya gelen Müslümanlar kim? Türkiye'deki gibi işte tasavvufçu, bilmem filancı, geleneksel ne biliyor ha. Onlara bakarak burada Müslüman olanlar ne olacak? Onlar kazanacak. Öyle olmuyor. Şimdi oradaki halk da oraya gönderilen kadı Hanefi fıkhına göre hüküm verdiği için ister istemez davranışlarını o kadının hüküm vereceği fıkha yani hukuka göre ayarlıyor. Böyle oldukça bu bir sene beş sene de değil tam 600 sene sürünce yeryüzünde Hanefilik haline geliyor. Gerçi bu şu söylediklerim Hanefilik kötü yok düşük öte beri filan anlamına gelmiyor. Yanlış asla anlaşılmasın. Ama yani bir mezhep çok isabetli olduğu halde çok yaygın hale gelmemiş olabilir. Çünkü yalnız mezheplerin yayılmasının sebebi haklılıkları, doğrulukları değil insanın. Değil. Neden? Başka faktörler de var. Yani örneğin siyasi iktidarın o mezhebi resmi mezhep haline getirmesi de o mezhebin yayılmasının sebebi olur. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. Mezheple ilgili söyleyeceklerimiz bunlar. Tabii tafsilatlı bir sürü hurda şeyler söylemek de mümkün ama genişletmeye bence fazla gerek yok. Hele şu bağlamda, şu ortamda. Çünkü vaktimiz ancak el veriyor. Daha da geniş geniş okumak isteyenler, dün bazı kitap isimleri vermiştim. Onları inşallah takdirle de yazıp çoğaltıp bize göndereceğiz. Hatta dergi de yeniden yayınlayacağım. Özellikle Allah mağfiret etsin Muhammed Ebu Zehra'nın çok ehil, becerikli, yetenekli yani sağlam bilgilerle yazdığı mezheplerle ilgili güzel kitapları var. Mısırlı birisiydi. Ama hepsi Türkçe'ye tercüme edildi hem de 20 küsur seneden beri. İslam'da siyasi ve itikadi mezhepler ve tarihi, yani tarih süreci içerisinde bunlar nasıl teşekkül etmiş, görüşleri neler, sonuçta neler ortaya çıkarmışlar filan. İki, fıkhi mezhepler tarihi var. Üç, mezheple ilgili metodolojiden bahseden yani fıkıh, şey mezhep usulü fıkh deniyor. Onunla ilgili de kitabı var. İslam Hukuku Metodolojisi adıyla tercüme edildi. Ayrıca bunun 7 büyük imam hakkında yani Ebu Hanife, İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel, İmam Malik, İmam Rıza'yı, Cafer-i Sadık, İmam Zeyd bin Sabit hakkında bunların mezheplerinde kullandığı içtihat metodunu, o mezheplerinden örnekleri, içtihatlarından örnekleri, içtihat etmede tuttuğu yolları anlatan çok güzel 7 kitabı da var. Bu 7 kitaptan 4'ü Türkçe'ye kazandırıldı. Ebu Hanife'nin varlığını sizler biliyor olmalısınız. Epeyden beri var. İmam Şafii'yi de biliyorsunuz. Ahmed bin Hanbel ile İmam Malik de yayınlandı. Onlar da sanıyorum kitapçılarda burada da görmüş. Şimdi sünnetullah üstünde durmak istiyorum. Dün yine bir vesileyle sünnetten bahsettik. Sünneti tespitte usul başlığı altındaki konuyu işlerken. Sünnet, Arap dilinde yapıla gelen şey ya da bir şeyin yapıla gelinmesi
Yani hep yapılmaz. Sürekli yapılıyor olmasına Arap sünnet. Mesela benim diyor işte kahve murre içmek sünnet. Yani onu hep içerim. Sabahları işte kahve içerim. Kahve murre. O tekrar tekrar damıtarak kaynatıp işte gelir zehir gibi acıyan özü hani gelen kahveyi içmek sünnetim diyor. Yani bunu hep yaparım. Ara sıra yaptığı şey için sünnetim demiyor. Müekkeden yani tekiden yaptığı şeyler için sünnetim diyor insan. Sünnetin anlamı buyken dün de bahsettiğimiz ve sünnet-i Resulullah üzerinde durmuştuk. Burada sünnetullah üstünde duracağız. Allah'ın bir şeyi yapma şekli hep o şekilde yapıyor oluşu. Örneğin dünyayı ekseni etrafında eğik biçimde işte şu kadar sürede döndürüyor. Bu Allah'ın dünya ile ilgili sünneti. Yani dünya için takdir ettiği kader ve o kadere dünyayı tabi kılması. Bunun genel adına da sünnet diyoruz. Hani ayette Allah'ın sünnetinde değişiklik göremezsin diyor ya. Yani neyi vaktiyle ta sizlerin ilk bildiğiniz, ilk muttali olduğunuz yıllardan bu yana nasıl biliyorsanız, nasıl yaptığını görmüşseniz evet şimdi de öyle göreceksiniz, görüyorsunuz onları. Yarın da öyle ola geldiğini, öyle devam ettiğini göreceksiniz. Yani Allah o zaman da sizi bir nutfeden efendim yarattı. Şimdi de yarın da başka bir şeyden yaratılacak değilsiniz. O zaman da geceyle gündüz birbirini takip ediyordu. Şimdi de. O zaman da dağlar dönen arzın, dünyanın yerinde durmasını, ufak olmamasını sağlayan çakılmış kazıklar olarak görevlendirilmişti bugün de. Bugün bilim adamları da buna evet diyorlar, farkındalar yani. Gördüler dağların ne rolünü aldığını. İşte biz Allah-u Teala'nın yapar geldiği, yapmayı adet haline getirdiği, hep yaptığı şey için sünnetullah veya adetullah deniyor zaman zaman. Bu deyim de kullanılıyor malumunuz. Adetullah. Allah'ın adeti. Adet ne demek? Hep olan şey. Şu aralıklarla veya sürekli ama hep şu adet. Adetullah da deniyor. Allah-u Teala hep insanlara insandan elçi göndermeyi adet edinmiş. Yani bunu sünnet etmiş. Ve ne zaman elçi göndermişse insanlara, hep insanların içinden, o insanların içinden seçtiği birini elçilikle görevlendirmiş. O bakımdan birileri çıkıp da derse ki, yani bizden birinin elçiliğine nasıl inanalım, niye melekten elçi göndermiyorlar? Allah diyor ki, yani biz yeryüzünde gezip dolaşanlar melekler olsaydı, yani sizler melek olsaydınız, elbette yine sizden birini seçeceğimiz için meleği seçmiş olurduk size elçi olarak göndermek için. Ama sizler melekler değilsiniz ki, insansınız. Dolayısıyla da sizden evvelkiler de insandılar, onlardan seçtiğim elçiler de insandı. Siz de insansınız, sizden seçtiğimiz, size göndermek üzere seçtiğim elçiler de insandan olacak. Başka ne olacak? Ne olmalı? Yani bu adetimi, dinletimi daha evvel farklı gördünüz de alacağınız var. Niye onları şöyle yaptım da bize farklı yapıyorum der gibi söylüyorsunuz demek istiyor. Biz daha evvel başka türlü mü yaptık ki? Şimdi niye böyle? Ya ben hep böyle yapıyorum zaten diyorum. Ben hep bunu yapıyorum ve böyle yapıyorum. O zaman ne kem küme diyor, kıvırıyorsunuz? He? Adam gibi oturun düşünün yani bu. Niye öyle insanmış? Daha evvel biz melek mi gönderdik? Hayvan mı gönderdik? Ne gönderdik de yani şimdi bu suçu işliyormuşuz gibi. Sanki suç işliyoruz. Ve bu suçu da şimdi işliyormuşuz gibi ukalalık yapıyorsun. Bunu hep yapmıyor muyuz biz? Yani siz duymadınız mı Musa diye birini? Ha? Musa insan değil miydi? Ha? Tamam işte Muhammed de insan. İsa diye birini duymadınız mı? Süleyman diye birinden yani duymuyor musunuz adını? He. Onlar insan değil mi? Evet. Tamam Muhammed de insan. Farkı yapmadım ki. Yani alıştırdım sizi böyle yapmaya ki kabulünüz kolay olsun. Hani
bir kavme şunu, bir kavme başka, öbür kavme şöyle, belki kavme böyle filan yapsam, o zaman ya acaba bu bize gelen bu, bunda bir terslik mi var diyebilirsiniz belki. Ama sizi alıştırıyorum hep aynı şeyleri yaparak ki garipsemeyesiniz, ama siz gene de bu kolaylıkla geçilmiyor yani haliniz ve gene de kemküm ediyorsunuz diyerek onları susturuyor Allah, susturmak istiyor. Evet. Sünnetullah çok vasi, çok geniş bir kavram ve her şeye tahakkuk ediyor. Yani şuradaki insanların organlarının tümünün görmekle görevli oluşu, buradaki organlarının işitmekle görevlendirilişine, dişinden tutun da dağların işlevinin aynı oluşuna kadar. Hayvanların tümünü insanların emrine tesir etmek, yani emrine vermeye kadar her konuda, milyarlarca konuda, sayamayacağımız kadar konuda Allah'ın adet haline getirdiği, yapa geldiği, yani yarattığı kulları için hep yapıp durduğu şeyler. Mesela rızkı üzerine almak kendine bir numaralı iman eden için de geçerli, bir numaralı inkarcı için de geçerli. 1000 seneki önceki insanlar için de geçerli, bugün için de geçerli. Yani bunu hiç terk etmiyor. 1000 sene önceki insanlar için de eceli o belirlemiş. Bugünkü insanlar için de, yarınki insanlar için de o belirleyecek. Yani bunun dışına çıkmak mümkün değil. Sünnetullah böyle. Velhasıl her alanda bunu görmek, sünnetullah'ı müşahede etmek mümkün. Yani eşyada, doğada, insanda, her şeyde bunu görmek mümkün. Sünnet-i Resulullah, yine dün sünneti tespitte usul başlığında konuşurken, bir şeyler anlatmaya çalışırken değindiğimiz gibi, Resulullah'ın aleyhissalatü vesselam, yani Allah'ın Resulünün yapmayı adet edindiği, yapa geldiği şeydir. İnsanlar için de, Allah için de sünnete vasıf kazandıran kelimeler kullanıla gelmiştir. Mesela sünneti müekkide, tekid olunan, hemen hiç terk olunmayan, hep yapılan, bir defa bile vazgeçilmeyen şeyler için müekkid sünnet, müekked sünnet, tekid edilen, yani tekrar tekrar yapılan ve hep öyle bunlar için müekked sünnet denilirken, Allah'ın sünneti, Resulullah'ın sünneti her şeyde, bir diğer sünnette sünnet, yani müekked değil. Genellikle öyle yapıyor ama öyle yapmadığı da oluyor. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden müekked sünnet, sabah namazlarının farzlarını hep iki kılmış. Asla ve bir defa bile üç kıldığı, bir kıldığı, hani yanılması hariç. Yanılırsa, unutursa insan kılabilir ama o başka türlü kılınabileceğini delil teşkil etmez ya. Peygamberin yanlışı da insanlara delil değildir. Nitekim bir gün 4 rekatlık bir namazı 2. rekatında selam vermiş Peygamber imamlık yaparken. Arkasındakiler hemen sormuşlar, ya Resulullah namaz kısaldı mı? O da demiş, yok öyle bir şey yok. Demişler, 2 rekatta selam verdiniz de. Ha öyle mi demiş, demek ki yanıldı. Yani unutmuş. Kim bilir. Ve hemen 2 rekat daha tekbir getirmiş. Tamam, tamam. Tamam. Şimdi bu neyi gösteriyor? Yani peygamberin de olsa bir yanlış, başkaları için delil teşkil etmez. Bu yanlış ancak tasih edilir. Yanlış, tasih edilmesi, düzeltmesi gereken şeye denilir. Yoksa delil teşkil eden şeye yanlış denmez ya da yanlışa delil teşkil eder gözüyle bakılamaz. Bakılırsa o zaman dilimiz yanlışlardan olur. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam namazın rekatlarında hiçbir değişiklik yaptığıyla ilgili, yanılmanın dışında dediğim gibi öğlen, akşam, ikindi, yatsı, sabah en ufak bir rivayete rastlamak mümkün değil. Yani tekiden, müekkeden o namazları o rekatlarda kılmışken
namazın şeyleriyle ilgili, yani vakitleriyle ilgili, ayrı ayrı kılmak ve bir arada kılmakla ilgili bize gelen az da olsa kimi rivayet gösteriyor ki bir defa da olsa, asgari bir defa yapmış olmalı ki bu rivayetler var, bir defa da olsa öğleyle ikindiyi peş peşe kılmış, akşam ayatıyla peş peşe kılmış. Yani hep ayrı vakitlerde kılmayı terk edip bir defa da böyle yapmış. Bu esas itibariyle peygamberden sadır olduğu bilinen, emin olunan bir hareket ise yapılabilirliğini gösteren, göstermesi bakımından delil sayılır Müslümanlar için. Yapılabilir. Yani hep öyle yapılsın anlamında değil. Yapılabilir. Böyle de yapılabilir. Zaten yapılamaz bir şeyi peygamber yapmaz. Yanıldı, yaptı. Allah buna yapma der. O da bir daha tövbe yapmaz. Zaten yapma dediği de Kur'an'da vahiy olarak bulmuş. Biliriz, görürüz.